Merhaba sevgili yatırımcılar, Paranın Nabzı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki kanalımda verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinizi geliştirmek ve güncel bilgilerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Takipte kalınız. Merhaba sevgili yatırımcılar, sizlere 10 videoluk teknik analiz eğitimi hazırlıyorum. Bu ilk video teknik analiz hakkında genel bilgiler vereceğim. Teknik analize giriş. Teknik analiz matematiksel hesaplamalara dayanarak geçmiş dönem fiyat hareketleri üzerinden gelecek fiyat değişimlerini tahmin etmeye yarayan analiz yöntemidir. Teknik analizi geçmişteki fiyat değişimlerini yansıtan grafikler ve matematiksel göstergeler yardımıyla gelecek fiyat hareketlerinin yönü tespit edilmeye çalışılır. Evet, burada tamamen geçmiş verileri alıp matematik ve istatistiği kullanarak bir analiz yapılacak. Bu teknik analize geçmeden önce sizlere tasarrufların yatırıma dönüştürülmesi konusunu anlatayım. Çünkü yatırım yapabilmek için tasarruflarımızın olması lazım. Emek emek biriktirdiğimiz veya ticaret yaparak kazandığımız tasarrufları yatırıma dönüştürürken dikkat etmemiz gereken konuları ele alıyorum burada. Yatırım yapmadan teknik ve temeli analiz öğrenmemiz gerekmektedir. Evet arkadaşlar, eğer borsada veya başka bir dolar, altın, Bitcoin hangisine yatırım yapıyorsanız teknik ve temel analiz bilginiz olması lazım. Bunlar olmadığı zaman buraya girmeyin arkadaşlar. Hiç yatırım yapmayın. Yani farklı altına yatırın vesaire ama kesinlikle borsaya girmeyin arkadaşlar. Burada bilginiz olması lazım. Bu eğitimin amacı da finansal okuryazarlığı artırmak, insanların riskini düşürmek içindir. İkinci bir konu, duygulara yer yok, hisseye bağlılık yok, iç sesten uzak duracağız arkadaşlar. Bu ne demek? Bir hisseye dini, siyasi, milli vesaire vesaire bunu çok uzatabiliriz. Bunların bizim finansla hiçbir alakası yok. Sizin de hisselerinizde bir alakası olmaması lazım. Hisseye bağlılık, duygusal bir şey kurmamanız lazım. Eğer kurduysanız bir an önce uzaklaşmanız lazım. Biraz önceki saydığım sebeplerden dolayı teknik ve temel analiz yapmadan bir hisseye sıcaklık duyuyorsanız bu hisseden uzak durun arkadaşlar. Sadece ve sadece teknik ve temel analiz yapıp size para kazandıracak hisselere yakın olmanız lazım. Diğerlerinden uzak durmanız lazım. Deneyim çok önemli. Bunun için zaman ve para gerektirir. Evet arkadaşlar, borsada normalde deneyim için zaman ve emek harcarsınız bir iş yapıyorsanız. Bunun karşılığını maaş olarak alırsınız veya bir türlü para kazancı olarak alırsınız. Ama borsada hem zamanınızı hem emeğinizi harcayıp para kaybettiğiniz de olabilir arkadaşlar. Bunun için temelinizi ve tekniğinizi geliştirmeniz lazım. Tecrübesiz ve bilgisiz trade yapmak zararın ana sebebi. Evet, bütün her şey bilgi ve analize dayanmakta, tecrübeye dayanmakta. Burada da bunu söylüyoruz. Zarar durumunda panik yapmayacağız. Evet, birçok yeni yatırımcı zarar durumunda satıp kaçıyor. Ya zarar etmişsin zaten. İyi analiz yapıp, iyi gözlemleyip ya biraz daha bekleyeceksin ya da stop loss dediğimiz, zarar kes dediğimiz yatırım şeyleri var, taktikleri var. Bunları kullanacaksınız, bunları öğreneceksiniz. Videomuzun ilerleyen kısımlarında, ilerleyen eğitim videolarında bunlara da değineceğiz arkadaşlar. Trend değişim noktalarını öngörmek çok önemli. Bunu yapabilmek için teknik analiz şart. Evet, hem teknik analiz hem tecrübe gerekli arkadaşlar. Ve bana göre en önemli konu ise bir planımız olmalı ve bu plana sadık kalmalıyız. Bir finans atasözü der ki, kâr cebe yakışır arkadaşlar. Yani burada bir hisseye girerken teknik ve temel analiz yaptınız. Çok süper. Yani hisseyi yakaladınız arkadaşlar. Ve hisseyi aldınız. Çok iyi yerden de aldınız. Bir hedef koydunuz kendinize. %7. Hisse buraya geldi. %7'yi gördü. Ya hisseden çıkmanız lazım. Eğer hisseden çıkmıyorsanız 8, 9'u gördünüz.
Hala hissede kalıyorsanız onu da ördünüz. Zarar edeceksiniz arkadaşlar. Bir yerden bu hisse dönecek. Çok güzel yakalamış olduğunuz hisseyi kâra cebe koymadığınız için, kârı cebe koymadığınız için zarar edeceksiniz ve o hisse dönecek. Eminim dönecek ve sonra %7 kârı çekmeden %7 zarara, %10 zarara, belki %20, %50 zarara düşeceksiniz. Bunun örneği yakın zamanda laboratuvar hissesinde görüldü. Ve bunun birçok örneği var arkadaşlar. Yaptığımız plana kesinlikle sadık kalacağız, ayrılacağız. Biz hisseden ayrıldıktan sonra hisse %50 de gidebilir. Hiç dönüp arkanıza bakmayın. Yeni hisseler araştırın, yeni hisse bulun, kâra devam edin. Kesinlikle zararda kalmamaya çalışın. Zamanlama, iş hayatının en kısa zaman dilimi içinde en iyi zamanlamayı yaparak en iyi sonucu elde edebilmek çok zordur. Finansal piyasalarda teknik analiz yöntemini kullanarak en iyi zamanlamayı yaparak en kısa zaman dilimi içinde en iyi sonucu elde etmek mümkün olabilir. İyi bir teknik analizciysek ne kadar çok zamanımız olursa o kadar fazla getiri elde ederiz. Demek yanlış olmayacaktır. Kısacası teknik analiz yöntemi zamana karşı yarışta en iyi yöntemdir. Zamanında en iyi sonucu en kısa sürede yakalamakta zamanlama her şeydir. Yani en kısa sürede hisseyi hedefine ulaştırabiliyorsanız iyi analizle, tabi bu sizin elinizde değil hissenin bir yere gitmesi, ama iyi analiz yaparsanız o öngörüyü yapabilirsiniz. Finansal piyasalarda bir pozisyonu açtıktan en kısa sürede kar edebiliyorsak bu büyük bir başarıdır. Başarılı bir pozisyon açmak ve kapatma zaman aralığımız ne kadar kısa ise o kadar çok para kazanırız. Biraz önce dediğim gibi kârı gördünüz, hedeflediniz, %7'ye geldiniz, kârı gördünüz, hisseden çıkacaksınız arkadaşlar, kârınızı cebinize koyacaksınız, başka bir %7'nin peşine düşeceksiniz. O hissede %7'den sonra %10'a ulaşmasını bekleyip, yani %3'lük bir kâr daha hedefleyip, sonra hisse terse dönüp %7, %10, %20 zararda kalıp aylarca, yıllarca bekleyebilirsiniz. Bu çok önemli, nereden girip nereden çıkacağımız. Bunu da ancak teknik analiz yapmakla mümkün kılabiliriz. Teknik analizin önemi burada ortaya çıkıyor. Biz de biraz önce anlattıklarımı gösteren bir grafik, aylık grafiği, BIST'in aylık grafiği. Burada 2012'de görüyorsunuz, şurası zirve. Buradan hisseye girmişse yatırımcı, yani tabiri caizse ayvayı yedi arkadaşlar. Yani uzunca bir süre zararda kalacak. Görüyorsunuz öncesinde bir buhar rallisi var. Buhar rallisi artık zirveye gelmiş. Burada yatay gitmiş. Teknik analizci burada yatay gitmeye başladığı zaman hisseden kaçması gerektiğini görür ve kaçar. Burada 2012'de 100 bin liranız olduğunuzu varsayarak bir yatırım yaptıysanız hiçbir zaman, yani 2015'in birinci ayına kadar 100 bin liranız tekrar size dönmeyecek. 3 yıl sonra aynı seviyeye gelmiş olacak. Ama 3 yılda tabii ki bu parayı hiçbir şekilde kullanmamış olmanız lazım. Dolara, altına vesaireye yatırmış olsaydınız 100 bin liranız belki 150 bin olacaktı. Ama orada da nereden girip nereden çıktığınız önemli. Bu zirveden değil de 100 bin lirayı eğer 2013'ün ortalarında 62 binlerden, buralardan girmiş olsaydınız, direnç noktasından, düşüş noktasından buradan almış olsaydınız yaklaşık bir yıl sonra 86 bine, yani mal varlığınızı %40 artırmış olacaktınız. 100 bininiz 140 bin olacaktı. Gördüğünüz gibi 3 sene kalıp da aynı noktada kalmak var. Bir yılda %40 artırmak var. Bunun tek şeyi teknik analiz, temel analiz. Teknik analizi işliyoruz. Temel analiz için de ayrıca bir eğitim seti hazırlayacağız arkadaşlar. Evet, bu grafiklerin babası Dow Jones. Kendisini anmadan geçemeyeceğim. Çünkü grafiğin, analizin babası sayılıyor. İlk teknik analiz grafiklere 1900'lü yılların başında ABD'li Charles Dow bu çizgisel grafikleri bir düzene koyarak Dow teorisini çıkartmış ve ardından bu fiyat hareketlerinden trendleri çıkartmıştır. Dow teorimi ve Dow Jones
çok önemlidir. Onu iyi anlamak lazım, araştırmak lazım, üzerinde çalışmak lazım arkadaşlar. Dow teorimine geçelim, bakalım bizlere neler söylüyor. Dow teorisi, Wall Street Journal'ın ilk editörü olan Charles Dow'un düşüncelerinin modern teknik analiz temelidir. Bu düşüncelerin temelinde 3 ana fikir yatmaktadır. Fiyatlar piyasadaki güçlerin kapsamlı bir yansımasıdır. Verilerin herhangi bir zamandaki tüm piyasa bilgileri ve piyasadaki güçler fiyatlara yansır. Yani bütün bilgilerden haberdar olmanız lazım. Bütün güçlü unsurları bilmeniz lazım arkadaşlar. Burada bazı lider firmalar var. O sektörü etkileyen, o sektörün lokomotifi. Bunlar mesela güçlü olduğu için kendilerinin alt taşeronlarını da yukarı taşırlar. O sektördeki diğer firmalara da pozitif etkileri olabilir. Bu yüzden tüm piyasanı bilmeniz lazım. Güçler ayrılığını bilmeniz ve bunu takip etmeniz lazım. En önemli noktalardan birine geliyoruz. Trendlerin geri dönüşünü tespit etme odaklı bir yöntem olduğu için bir pozisyona giriş zamanını saptamak teknik analizde çok daha kolaydır. Evet, biraz önceki BIST grafiğinde gösterdim arkadaşlar. Hisseye nereden gireceğinizi iyi yakalarsanız, nereden çıkacağınızı da hedeflerseniz zarar etmezsiniz. Tepeden girmediğiniz sürece, bunda analizle tepeden girmezsiniz analiz yaptıktan sonra. Zarar etmeniz çok da mümkün gözükmüyor. Fiyat hareketleri zaman içinde kendini tekrarlar. Evet, BIST'te de benzer bir durum vardı. 2012 ile 2015 arasındaki hareketle 2017-2019 arasındaki hareket birebir aynı arkadaşlar. Ona da tekrar göz atmanızı öneririm. Günlük işleyen hareketlilikte alış, satış, hacim, günün en düşük fiyat seviyesi, en yüksek fiyat seviyesi ve günün kapanışı olarak belirlemeleri bugünkü teknik analizin ilk temellerini oluşturmuştur. Bunları da bazı grafikler ile göstermek gereksinimi doğmuştur. Evet, birçok grafik var teknik analizde kullanılan. Yani sayısı yüzlerce diyebilirim. Ama en çok kullanılan grafik yöntemleri var. Biz de eğitimimizde bunları ele alacağız. Bunların anlamlarını, ne ifade ettiğini anlatacağız. Bunlardan birkaç örnek göstermek istiyorum. Çubuk grafik, İngilizce bar. Bunu anlatacağız. Şu an sadece gösteriyorum. Detaylı anlatımı grafikler konusunda vereceğiz. Mum grafik, candlestick. Bu da benim çok sevdiğim bir grafik türüdür. Analiz yapmakta çok zevk alırım bu türden. Çizgi grafik, line İngilizcesi. Biraz önce BIST'in grafiğinde bunun üzerinde yapmıştık. Oradan aşinalığınız var. Evet arkadaşlar, bugünkü eğitimi burada noktalayacağız. Bundan sonraki eğitim videomuzda trend nedir, hacim nedir, bunlar nasıl yorumlanır, onu işleyeceğiz. Bu videonun altına o linki koyacağım. Hayatta en değerli şey zamandır. Zaman ve emek harcayarak oluşturduğum bu videoyu eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.